Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün gene çok kolay, çok pratik, doyurucu, sağlıklı bir makarna salatası yapacağım. Rokalı, dereotlu, maydanozlu falan olacak böyle arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerimi gördüğünüz üzere bir paket 500 gram makarnam var. Kahverengi makarna. Rokan var, taze soğanım var, kırmızı soğanım var, kırmızı biberim var, limon lazım, dereotum var, maydanozum var. Biraz kornişon turşu doğrayacağım, mısır koyacağım içerisine, zeytinyağı, biraz baharat koyacağım, nar ekşisi. Bu şekilde arkadaşlar yapacağız inşallah. Ben ilk aşamada bir makarnamı haşlayayım, tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar su kaynadı, artık makarnamı boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kahverengi karıştırayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Makarnamızı bir haşlayalım. Tahminim 8-10 dakikada haşlanır. Bu ara yeşil hem doğruyum. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar makarnam haşlanıyor. O arada ben zepsilerimi doğradım. Bir göstermek istedim. Ama benim bazı unuttuğum zepsi olmuş. Onları söyleyeceğim. Kornişon turşu ve domates. Onları da ilave ettim. Roka, mısır. Ha, mısır da söylemiştim zaten. Mısır, roka, maydanoz, dereotu, kırmızı soğan, kırmızı kapya biberi, taze soğan. Bu şekilde arkadaşlar baharatlarımızı koyacağız. Şimdi bir makarnamı göstereyim sizlere. Arkadaşlar makarnamız da pişiyor. Şöyle göstereyim bir. Yaklaşık 6 dakika oldu. Biraz daha pişsin. Şu şekilde makarnam da. Siz elinizde eviniz hangisi varsa ondan yaparsınız. Hiç fark etmez arkadaşlar. Haşlansın makarnamız. Tekrar devam ederiz inşallah. Arkadaşlar makarnamızı haşladık. Ama çok böyle çok hani pişirmedim yani. Hafif biraz dirili kaldı şu şekilde. Şimdi artık yeşil lehm dökeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlarım hal hatır etmedim. Ne var ne yok, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. İnsan her gün şaşırıyor ne yapacağını. Bugün dedik bizi böyle yapalım. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olur. Şöyle yavaş yavaş döküyorum arkadaşlarım. Rokamıza, ondan sonra mısırımız, kırmızı soğanımız, taze soğanımız. Bir tane domates doğradım. Çeri domates olsa da olurdu. Domates hiç olmuşsa da olur. Hiç fark etmez. Evde olandan işte arkadaşlar. Böyle malzemelerimizi doğradık. Şöyle bol yeşillikli olacak nasip olursa. Arkadaşlar yeşilliklerimi koydum. Daha tam karıştırmadım. Şimdi yağını koyayım. Zeytinyağı koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yarım çay bardağı civarında zeytinyağı koydum. Şöyle limon suyumu koyacağım arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şekilde. Şimdi tuzumu unuttum. Tuzunu koyacağım. Pul biberimi koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yarım tatlı kaşığı pul biber koydum. Yarım tatlı kaşığı sumak koydum arkadaşlar. Sumak çok güzel yakışıyor. Nar ekşim var. Ondan koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şekilde. Karabiberimizi koyuyorum arkadaşlar. Yeterli ve de tuzumu koyayım. Haşlarken gerçi biraz koymuştum ama şimdi şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş karıştıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yiyenler şifa olsun arkadaşlar. İnşallah sizler de yaparsınız. Bence çok güzel oldu. Çok güzel, hem sağlıklı hem doyurucu. Bunun yanında ben birazcık patates haşladım. Çay demleyeceğim. Böyle arkadaşlar bu şekilde yiyeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah sizler için bir fikir olmuş olur. Kırmızı soğan da çok güzel yakışıyor arkadaşlar içerisinde. Şöyle karıştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Çok sağlıklı, doyurucu, çok pratik bir salata yaptık arkadaşlar. İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.